herkese selam. Burası Arjantin'in en son karar parçası olan yer, şehir. Buraya Fin del Mundo, yani dünyanın sonu diyorlar. Buranın ismi bildiğiniz gibi Ushuaia. Neden bu kadar garip bir isim diye araştırdık ve şunları bulduk. Zamanında buraya gelen İngiliz kaşifler ve Hristiyan misyonerler varmış. İlk beyaz insanlar olarak buraya gelen. Ve burada yaşayan Yamane halkını, yani buranın yerlileri, buraya rüzgar anlamına gelen, çok şiddetli rüzgar anlamına gelen Ushuaia diyorlarmış. İki O ile yazılıyor. Ama buraya gelen beyazlar bunu Ushuaia olarak duydukları için isim böyle kalmış. Şimdi hemen şehrin yan tarafına böyle bir sürü tur şirketinin olduğu bir alan yapmışlar. Hepsinde ofisleri çok şeker. Hemen denizin, okyanusun yanı. Burada şöyle güzel bir olay var. Burada şimdi 3 tane farklı turla hareket edebiliyorsunuz. Şuradaki haritadan göstereyim size. Biz buradayız. Bu siyah olan birinci tur. 3 noktayı görüyor. İkinci kırmızı olan buradan dönüyor. Üçüncü sarı olansa buraya gidiyor, buradan otobüste geri dönüyor. Galiba bu şu an aktif değilmiş. Buradaki güzellik ise, yani bunun güzel yanı ise, bunların hepsinin bir arada olmasının, herkese tur fiyatı standart. Yani hangisine giderseniz gidin aynı fiyat veriyorlar size. Hard Rock Cafe de varmış. Biliyorsunuz dünyanın en pahalı kafesi. Çok hitap etmiyor. Böyle küçük hediyelik eşyalar satan yerler. Her yerde penguenleri görebiliyoruz. Her şey penguenli. Şunda mate diye bir şey içiyorlar. Tabii ki soğuk olduğu için genelde hep kışlık ürünler var. Her yerde böyle ekstrem kışlık eşyalar satan yerler var. Ama bakın burası da kapalı. Karşısı da kapalı. Niye? Çünkü siesta zamanı. 4'te açılacaklarmış. Açık olanlar var arada bir iki tane. Ama genellikle çoğu kapalı oluyor. Orası da kapalı. Şurada kapalı. Şunlar... Şu açık galiba. Güzellik ölçüsü. Şunlar ne? Çok güzel şeyler var. Baharat onlar. Çok güzel böyle. Burası açıkmış. Bu arada size bir şeyden bahsetmek istiyoruz. Burada iki farklı kur var. Bir resmi kur var, bir de piyasa kuru var. Blue dolar diyorlar. Şimdi normalde eğer siz kredi kartıyla alışveriş yaparsanız, onu da anlatacağım. Kredi kartınızda turist olduğunuz için size bu ikinci bahsettiğim kurdan iade ediliyor. Ama normalde eğer siz resmi kurdan alışveriş yaparsanız 1 dolara 190 Arjantin pesosu alıyorsunuz. Ama eğer piyasada görürsünüz çoğu yerde, hatta restoranlar bile yapıyor. Gidiyorsunuz böyle restoranlara, direkt orada kur şeyleri yazıyor. Orada da 1 dolar 350 pesodan başlıyor. Neredeyse iki katı. Çoğu yerde iki katını da veriyorlar bu arada. Yani iki farklı kur var. Bir kurdan işlem yaparsanız mağdur oluyorsunuz. İki katı para ödemek zorunda kalıyorsunuz. Ama kredi kartıyla da online işlem yaparsanız, biz yaptık, buraya uçak biletini online olarak aldık. Visa kartıyla alırsanız, Visa varsa yani, o kendi kurunu hesaplıyor, size o ikinci bahsettiğim piyasa kuruyla yakın bir kurdan bozuyor. Ama Mastercard'la işlem yaparsanız eğer, Mastercard size resmi kurla işlem yapıyor ve resmi kurdan sonra birkaç gün sonra aradaki farkı size geri iade ediyor. Biz 400 dolar verdik Arjantin bileti için. Pardon, 700 dolar verdik, 300 dolarını geri iade etti bize. Normalde 480 dolar yapıyordu, 20 dolar gibi bir de arada komisyon, bir değişiklik oluyor, bilginiz olsun. Hediye dükkana girdik, bayağı cinler,
içkiler. Dulce de leche viskisi varmış. Dulce de leche ne derseniz süt reçeli. Onun viskisini yapmışlar. Bayağı seçenek var. Bunları iki hane atıyorsunuz, beşle çarpıyorsunuz. Yani bir tanesi 125 liraymış. Seçili bir model. Seçil, bundan yapabilirsin bence. Çok tatlılar. Yeşil çay. Çayı. Sticker'la. 5 ile çarptım, 40 lira. Bravo. İki farklı kuru olmasının sebebi bunlar. 1 TL'yi 19 liraya bozabiliyorsunuz. Biraz önce bahsetmeyi unuttum. Biz burada Western Union'ı kullandık. Western Union'la yolladık. Carrefour'da ofisi vardı. Oraya gittik. Oradan Western Union'da piyasa kuruyla işlem yapıyor. Dolayısıyla mağdur olmuyorsunuz. Kesinlikle not edin. Arjantin için çok önemli. Biz de arkadaşlarımızdan öğrendik ve bunu uyguluyoruz. Ah, ben çıkıyor muydum? Çok güzel polarlar var. Yani biraz pahalı tabii. 1000 lira falan. Şunlar 1000 lira. Bunlar da pahalı. Tişörtler de böyle. Burada bir tanesi 4900, iki tanesi 8800. Yani bu 250, iki tane alırsanız da 225'e falan düşüyor. Bahsettiğimiz buydu size. 10'da açılıyor, 1'de kapanıyor. Tekrar 3.30'da açılıyor, 8.30'a kadar. Güzel. Bence mantıklı bir çalışma saatleri. İngiliz marka Triumph'ın kafesini yapmışlar burada. Triumph motorlarının. Çok güzelmiş motor. Vay be. Yeni yapılar da böyle tatlı. Bunlar da eski yapılar. Restoranın güzelliğine bakar mısınız? Çok tatlı. Kasada Pioneros. Fiyatlar da fena değil. Mesela pizza. 125 lira. Mozzarella'lı, domatesli. Mozzarella'lı, kırmızı soğanlı. Yine aynı. Yaklaşık fiyatları söylüyorum size. 125 lira. Fena değilmiş fiyatlar. Aa, donatçı var burada. Çok güzeller. Şurosu çikolatayla kaplamışlar. Tatlış bir pastane. Şu süt reçeli. Kaldığımız en güzel hostellerden birisinin girişindeyiz. Tadam! Girişte böyle bir alan karşılıyor bizi. Bu odayı mükemmel düşünmüşler. Çünkü ayaklarınız çamurlu gelirse, işte bisikletle gelirseniz, bu odada bütün temizliğinizi yapıyorsunuz. İçeriye sizi öyle alıyorlar. Hatta şöyle göstereyim. Bakın, buraya bir ayakkabılar kurusun diye yer bile yapmışlar. Çok tatlı, acayip tatlı bir düşünce. Buradan devam edince burası ortak alan. Şurada böyle akşamları televizyon falan izleyebiliyorsunuz. Burası mutfağımız. Şurada full Türk diziler yayınlandı. Şaka gibiydi ama gerçekten öyle. Böyle burası mutfağımız. Şurada kahve makinemiz var, bedava kullanabileceğiniz. Şurada bir tane özel banyo yapmışlar. Özel derken hani tek kişinin kullanabileceği. Çünkü diğer banyolar hemen şurada sağ ve sol olarak karışık. Ya karışık derken çok kişili.
böyle buradan yukarıya odalara çıkılıyor. Baya baya büyük bir hostel bu arada. Şöyle şurayı da göstereyim. Buradan da başka odalara doğru gidiyor. Böyle yani iki kaldık. Kaldığımız gerçekten en temiz, en güzel, en rahat yatağı olan hostel diyebilirim. Burası da hostelin odası. Kaldığımız oda. Burada dolaplar kilitlenik. Burada bir adet ıslah. Isıran yatağı. Burada biri yatıyordu. Çok güzel bir penceremiz var burada. Arkada dağları görüyoruz. Şurası benim. Bakın yine tam ne güzel toplu. Isıran yatağı. Benim çantam orada. Şurada bir Arjantinli arkadaş var. Bu da onun eşyaları. Tabii. Şimdi böyle bir sürü oda var. Burada da oda var. Kaldığımız en iyi hostel diyebilirim. Biraz pahalı maalesef. Ah, çok pardon. Burası bahçesi.